Arkadaşım gel. Tabii aynı şey. Merhaba. İnsanlar kendilerinden biraz eksik seviyede olanları çok severler. Ha, size miydi alkış? Güzel insan. Cinliğini salaklıkla örtmeye çalıştığını biliyorum. Cilbiğimi? Cinliğini. Ha, cinlik. Ha. Yemedim. Yüzüme bak. Seyirci siz değil. Ama biz bir ekibiz. Seyirciyi arkana alma. Buraya gelen seyircinin en azından doğmuş olması gerekmiyor mu? Arkadaşın sesi plazentadan geliyor. Demek ki he is very pleasant. Gelirken tanıdıkları görüp heyecanlanıyor musun? Çok, evet. Ama her seferinde değiştiği için kadıyor, ben hiç tanımıyorum kimseyi yani. Arkadaşım, hiç tanıdığın kimse gelmiyor mu? Hayır, krizden dolayı sürekli ekip değişiyor. Her hafta 40 tane bileti ne yapıyorsun? Şimdi söylesem yayınlayabilecek misiniz? Bir şey diyeceğim ama. Kara borsa dedikleri o. Işık yok ya. Işık almayan yere kara borsa diyorlar. Yalnız haftaya da ben gelemeyeceğim çünkü hala ödeme yapmak... Arkadaşım, ben anlıyorum bazı şeyleri, anlamamazlıktan geliyorum. O çünkü demek, terbiyesizce. Anlamamazlıktan gelmek anlamak oluyor zaten. Çift negatif olduğu zaman anlamamazlık. Konuşma. Anlamazlık. Ben yardımcı olayım istiyorum Türkçenize. Çünkü madem Türkiye'ye yerleşeceksiniz artık bir iki şey konuşun yani. Nereden baksanız 30 sene oldu. Arkadaşım. Çünkü. Buyurun. Seyirciyi arkana alma. Hay estağfurullah, tövbe. Şurada 3 haftan kaldı. Ölüyor muyum? Paran duruyor. Onu işte öbür tarafa da götüremediğim için artık birazını veririz. Arkadaşım, son 3 hafta yiyeyim yani. Böyle devam edersen o para bende kalır. 70 yıl işletirim. O kadar birikti yani. Bu da bir umut en azından benim için. Niye geldin? Belki birazını alırım diye paranın ama... Gördüm ki yine şap... Arkadaşım, seyirci bunu görmeye mi geldi? Peki buna seyirci mi kalacaklar? Bayağı şu an bir doğuma şahit oluyoruz. Ben ilk şaplağı bekliyorum. Ciğerlerdeki su boşalsın diye. Niye? Onun için vururlar öyle. Ne kadar tatlı diye değil. Doğum meselesini çok iyi biliyorsun. Efendim? Doğum meselesini çok iyi biliyorsun. Tabii ki de. Benim çok su doluydu. Benim hala izi duru doktorum. İki parmağı kaldı artık. Kaç yaşına geldim. Çağır. Gel müdür. Arkadaşım. Çağırsana oğlanı. Ha, huzurlarınıza minik. Hayatta kendin dışında bir insan için bir şey yapmak istedin mi? Tabii. Ne istedin? Sizin ağzınızı burnunuzu kırın. Arkadaşım. Düşünüyorum. Etrafımda sevdiğim kimler var? Onları düşündüm. Yok. En sevap şey nedir hayatta? En sevap şey. Evet. Böyle en sevap tokat gibi oluyor. Yani yeni bir tabir türettiniz. Tebrik ediyorum. En sevap. En sevap şey bilmiyorum. Bana herhalde ödeme yapmanızdır. Çünkü artık... Ya artık her şeyi uzatacak mısın? En sevap olan şey nedir? Yuva yapmaktır. Ver yuva müziği. Yapacağım yuvanızı ben. Çocuk yuvası değil.
İki insanı tanıştırıp, kaynaştırıp evlenmelerine vesile olmak güzel bir şey değil midir? Ben yine mal gibi bekarım ama, değil mi sonuçta yani? Arkadaşım, çok bunun güzel. Sevabıyla belki evlenirsin. Sevabı. Sonunda çiçeği tutarsan evlenirsin. Ne bakıyorsun? Çiçekten kaçın. Arkadaşım, arkaya dönüp arkaya doğru çiçeği atınca havada yakalama vardır ya. Ama ha, bayanlara atarlar onu. Fark etmez. Erkekler öbür tarafta maç falan konuşuyor. Nasıl Trabzon turnu yapıyorlar. Geç mikrofonun önüne. Sorularıma cevap ver. Mikrofonun önüne. Ha, ben bunu hep... Böyle bir şey yaptın mı hayatta? Hayır. Neden? E çünkü öyle bir yere gittiğiniz zaman altın maltın almanız lazım. Ben de zerre para olmadığı için. Arkadaşım. Ben genelde sonra çok yoğundum, kaçırdım, mutluluklar diliyorum falan geyiğiyle geçiştiriyorum yani. Bir parktasın. Bir eskiden tanıdığın erkek arkadaşın. Bir de eskiden tanıdığın kız arkadaşın. Ne biçim bir insanım ben? Karar verememişim hala ben. Arkadaşım. Hiç eski erkek arkadaşın yok mu? Yeni de olmasın inşallah. Ben ise ne saçma bir şey ya. Her şeyi tersinden anlama. Terbiyesiz. Geç mikrofonun önüne. Hayatta insanın erkek arkadaşı olur. Şurada herkesin var. Okulda yanında hep kızlar mı oturuyordu? Falan. Arkanda kim oturuyordu? Yine kız. Önünde? Kız. Uzatma. Mutlaka bir erkek vardır sağında solunda bir yerinde. Çaprazlara yolluyordum onları. O çaprazdakiler senin neyin oluyor? Müttefik mi? Arkadaşım. Arkadaşın. Arkadaşım. Cinsiyeti ne? Erkek. Kız değilse benim için sorun yok. Ben düşünmem yani. Arkadaşım. O senin arkadaşınsa, cinsiyeti de erkekse ne oluyor? Erkek mi? Laflarıma girme. Sert ünsüz saçmalaması oldu. Erkek. Benim arkadaşım, kankalar. Arkadaşım. Düz mantıkla baksana olaya. Onlar erkekse ve senin arkadaşınsa ne olur? İyi olur yani. Normal. Ne olur? Bir maç yaparız. Erkek arkadaşın olur. Ha, normal sıradan. Tabii ki de. Erkek arkadaşım. Hey, ne yaptın? Tabii yani şey, sıra normal. Erkek yani. Arkadaşın. Erkek arkadaşım. Ne anlatıyordum ben? Erkek arkadaşımla tatildeyiz, çıplak. Arkadaşım. Ha, pardon. Kafa gidiyor işte, bir yerden sonra gidiyor kafa yani. Bundan kaçırmaya çalışıyorum ben. Ben bu muhabbete nereden geldim? Bilmiyorum da bu da biplendi zaten. Ya. Yeah. Ha, parktasın. Parktayım. Eski bir erkek arkadaşın var. Evet. Eski de bir kız arkadaşın var. Ben gideyim o zaman parkta. Hayır. İşte eski arkadaş. Konuşmayın. Onlar birbirini tanımıyorlar. Ha. Prodüksiyon. İki tane bank getir. İki tane ne? Bank. Sen parkın köşesinde ol. Menekşelerin dibine köpekler pislemiş, onları alıyorsun poşetle. Ben niye alıyorum ya? Söylene söylene al onları poşetin içine. Ya bu kesin yönetmenin. Öyle amcalar köpeği vardır ya. Küfrederek alırlar. Sizin köpeğinizin dibi kurusun falan. Söylenerek al. Çok köpeğinizin. Arkadaşım ceketle değil. Ne, elimle mi alayım? Poşet geçirmişin eline. Niye? Bakkal Hüsamettin'den aldın ya poşet. Her parka giderken poşet alırsın eline. Ne yapıyorsun? Sen Bernard'mış. Arkadaşım. Toplayarak geliyorsun. İki tane de seyirci al. Bir kız bir erkek çabuk. Burada. Arkadaşım. Beş. İki tane de burada, yedi. Ne yapıyorsun? Toplayarak giriyorum. Yedi oldu şimdi. Çok sıradan gitmiş bu ya. Çabuk bir kız bir erkek al sahneye. Ha, gelsin onlar toplasınlar lütfen. Şeye basmasınlar ortaya. Evet, merdivenden abi rica edeceğim. Buyurun ablacığım. Bir de kız al. Ha, geldi abla ya. Ha. Abla geldi ya. Ha, geldi. Dur döveyim onu, siz gelin. Döv diyor. Arkadaşım. Ablanın köpeği olabilir mi? Tanış. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İsminiz? Derya. Derya. Sizin abi? Emre. Emre, tamam. Görüşmek üzere. Arkadaşım. Emre, Derya, banklarınızı alın, çeşitli yerlere oturun. Çeşitli yerlere. Bir de yüksek sesle konuşalım. Emre, sen ne yapıyorsun bankta? Oturuyorum. Otururken ne yapıyorsun? Gazete okuyorum. Tamam, oku. Sen ne yapıyorsun Derya? Emre'yi kesiyorum. Sen ne yapıyorsun ki?
Derya sen kimseyi kesme. Ben kendi ablaya başına. Hayret ediyorum şu an. Arkadaşım ne topluyorsun yerden? Sen Berner'in... Arkadaşım nerede? Onları alıp en yakın evcil hayvan pisliği kutusuna atacaksın. Bu hangi memleketteyiz? Selami Çeşme. Selami Çeşme Cumhuriyeti herhalde. Özgürlük Parkı'ndasın. Öyle bir kutu mu var orada? Evet. Yürü. Ben onları... Toplarken toplaya toplaya Emre'nin yakınına kadar gelir. Derya Hanım siz de bir şeyle uğraşın. Ne? Makyaj yapın. Parkta. Evet. Yanına kadar gelir, tam yere eğilir. Oradan bir çöp alacakken... Eğil ben arkadaş. Her haltı topluyorum yerden yani. Tam yerden söylenerek bir çöp alacakken bunu da acaba bu mu attı diye. Ya bu da köpekten çıktıysa yazık arkadaşım. Ya. Arkadaşım. Köpek ileride köpeği bulacağım herhalde. Ölmüş. Arkadaşım. Bu bayağı çünkü zararlı. Adamdan şüphelen orada oturandan. Ve söylen onun kulağına gidecek şekilde. Allah Allah bu bundan çıktıysa. Arkadaşım yere çöp atmış. Ne? Anlamadım ben yani. Yerde çikolata kabuğu var. He. Gör onu. Söylen. Niye oradasın lan sen? Arkadaşım. Bu yandaki adam atmış olabilir gazete okuyan. He. Ona söyleniyorsun duyacağı şekilde. Yüksek sesle. Lan eğer bu yandaki adam attıysa var ya. Şimdi bak o kadar sinirleneceğim ki yani. Güzelim Selam Çeşme'yi şu hale getirdiler ya. O sırada Emre Bey gazeteyi indirin ben atmadım deyin. Ben atmadım. O zaman bunlar senin. Birinden birini seç. Arkadaşım. Bu senin eski erkek arkadaşın değil mi? Ah balım. Arkadaşım. Öyle değil. Değil ha. Oh, okuldan. Pardon. Hep düşürdüm ya. Onları ya, önce çöp kutusuna at. Ah. Semir eski erkek arkadaşın değil misin? Arkadaşım. Öyle mi girilir? Sen beni arkadaşım. Bana öyle bakma. Ya ben bu şey yapacağım ya çok gerginim yani. Arkadaşım. Ben iyi birbirimize giriyoruz. Konuya öyle mi girilir? Ha siz merhabalar. Siz burada mı? Arkadaşım. Gel öne. Sen. Ha. Arkadaşım. Yaklaşmaya çalışıyorum. Okuldan bir arkadaşını gördüğün zaman ilk ne dersin? Önce bir okulumu hatırlamaya çalışıyorum. Hangi okuldaydım ben? Hangi okuldaydım? İlk ne dersin? Günaydın. Arkadaşım 20 sene sonra okuldan bir arkadaşını görmüşsün. Aa, ne kadar vakit ne kadar çabuk geçti ya. Öyle yani yaklaşık. Arkadaşım önce ismi söylesin. Emre. O da der ki Tolga. 20 sene sonra evet. Adını hatırlıyorum böyle be. Hatırlıyorsun. Numarasını da söyle. Geç yerine. Evet. Nasılsın ya? Bunu böyle atmışlar buraya ya. İndir gazeteyi. Ben atmadım de. Ben atmadım. Emre. Tolga. Senin şapkadan tavşan çıkarma numaran vardı. Nasıl hatırlıyorsun ya? Ya numaraları hiç unutmam. Süper ya. Kardeşime bak ya. Kestik. Sen numara derken bunu mu anladın? Senin okuldaki numaran neydi? Hocam arkadaşım, falan. Öğretmen masaya oturduğunda, yoklama defterini açtığında senin adını söylemeden önce önüne ne koyuyordu? Valla külahı önüne koyuyordu. Arkadaşım. Diyordu ki ben masaya mı oturmalıyım sandalyeye mi? Masaya mı oturmalıyım sandalyeye mi? Sandalyeye oturup masanın üstündeki defteri açınca senin adının önünde ne okuyordu? Adımın önünde bir önceki öğrenciyi. İkinizin arasında ne okuyordu? Çizgi var o ayırma. Arkadaşım. Numaran kaçtı senin? 6. 6 olur mu? Olmaz. Söyle düzgün numaranı. 432. Tamam. Emre'nin kaçtı? 1600. Tamam. 1600 Emre diye başla konuya. Sen de 432 Tolga. 3-2-1. Siz makyajdasınız Derya Hanım. Yalla. Parkta makyaj mı yapıyor? Evet. Ben atmadım. Kuzu mu? Kesin katil bu. Arkadaşım. Suçlu psikolojisi yani. Direkt girdi yani. Emre girme hemen. Vay 1600 Emre. 432 Tolga. Vallahi çıkardın kaç kaldı? Yanlış bir
şey mi yaptım ben? Ne? Yanlış bir şey mi yaptım ben? Hayır, doğru. Tamam. Seyirci alkışladı. Ben de anlamadım. Sarılsanıza. Vay lan ne yaptın sen ya? Vay arası ya. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Gazete okuyorum parklarda öyle. Aa bizim ya ben. Ya söylesene, bu park hep bizim ya. Sen de bayağı smokinle falan parkta geziyorsun. He, ruh hastasıyım ben, manyağı. Öyle geziyorum ben. E burayı aldıktan sonra dedim giymeme biraz dikkat edeyim yani. Koca arsa çünkü ya. Vallahi. Etrafı temizliyordum. Arkadaşlar şey yapmışlar. Çikolata şeysi falan. Arkadaşım bir durun. Emre sen diyeceksin ki ona. Ya sen diyeceksin ne geziyorsun parkta, gazete okuyorsun 3 saattir. Sen de diyeceksin ki ya karşıda bir kız var, onu kesiyorum da yandan. Ben kesiyorum. Evet. Karşıda kız var, yandan onu kesiyorum. Karışma. Sen de o kız da sizin okuldan 318 der ya. Sen onu da tanıyacaksın. He. Tamam. Evet. 3 2 1 buyurun. Sen ne yapıyorsun? Nasıl ne yapıyorsun burada? Ne yaptın? Yanda bir kız var, karşıdan onu kesiyorum. Karşıda kız var, yandan onu kesiyorsun. Ha, şimdi düzeldi. Karşıda bir kız var da yandan onu kesiyorum. Ha, şu kendi kendine güleni mi? O problem ne? Her sabah burada gelip arkadaşım. Buraya... Hangi kız falan de çaktırmadan hangi, bak. Ha, hangi kız ya? Çaktırmadan sor. Ha. Hangi kız ya? Şuradaki. Parmakla gösterme. O bumcu ya. Çaktırmadan. Kafanla burnunla falan göster. Geçmiş olsun, yel mi yedin sen ya? Burada oturuyorsun mal gibi gazeteyle. Abi. Yapmayın böyle bir şey, giy üstüne buraları ört ya. Buranın havası çok acayip. Kız bu mu? Bu. Ha, bu şey değil mi bizim ya? 318. Arkadaşım diyeceksin ki dur bir yakından bakayım kıza, maniteye. Ayarlayayım mı sana falan ha, yap. Sen ne yap? İlgilendin mi? Vallahi kesiyorum sadece. İlgileniyor muyum aynı zamanda? Hannibal Lecter'la tanışıyorum ben ya. Yok, kesiyorum sadece. Buzluğa koyuyorum, 6 ay gidiyor. Nasıl arkadaşlarım var benim? Ben anlamadım ki. Ben hangi okuldan... Arkadaşım. Senin zeka seviyen o. Senin kaşa kadar beyin, sonra su. Sen öyle anlıyorsun. İlgilendin mi sen? Evet ya, hoş. Ya ha. O bizim şey ya. Bizim okuldan 310. Arkadaşım bakarken tanı. Gözlerini kıs. Sende miyop var. Nereye gittin Emre? Arkadaşım. Kıza bakıyorsun çaktırmadan. Ha. Emre'yi omuz yap kendine. Omuzundan bak. Öyle değil. Emre'yi önüne al. Emre arkanı dönme. Karşılıklı konuşuyorsunuz. Mal gibi durmayın kıza karşı. Ha. Al Emre'yi, senin omuzdan çaktırmadan bak. Sarılıyormuş numarasıyla. Senin oradan benim değil. Omuzdan nasıl bak? Emre'nin omuzdan. Ha tamam işte, ben onu şey yapacağım. Tamam. Saçını önüne al, çaktırmadan saçını. Öyle değil. Emre'nin saçını omuza al. Ha. Ha. Arkadaşım. Emre arkadaşıma dön. Saçını sol tarafına al. Evet. Sen de saçla omuz arasından bak çaktırmadan. Emre saçların ne kadar yumuşak ya. Arkadaşım. Ya biz kızı unuttuk, bak aynı bir yere gidiyoruz yani. Bir yemek yiyelim mi Emre baş başa? Ya bu kız... Boşuna boyandı yani. Derya sen makyajı bitirdin, föne başladın. Arkadaşım sen çaktır, dön önünde çaktırmadan bir bakayım şuna falan de. Ya sen dur bir şey yap, ben ne konuşayım? Saçla omuz arasından bak. Saçla omuz arasından bir bakayım sen ona benim. Kaldırma kaldırma, bırak sen. Sen araya gir. Araya gir. He. Ne yapıyorsun? Ama ben dediğiniz her şeyi yapıyorum artık. Arkadaşım bir parmaklık yer açsan olur. Seyirci yanlış anlıyor. Nasıl bakacağım o zaman? Neyle bakacağım? Arkadaşım. Saçlar omuz arasında bir parmaklık yer açarsan görebilirsin. Tamam. Sen bana dön. Gördün mü kızı? Göremedim. Saçı ayıklamaya çalışıyorum. Gör Emre, kızı. Evdeki bütün saçı getirmiş Emre buraya. Gördün mü? Gördüm, gördüm ya. Miyop var, biraz dikkatli bak. Evet dur, konuşma, miyop var şu an. Sende miyop var, dikkatli ha, bak. Bende miyop var, ayarlarız olayı, dur. Arkadaşım miyop ne demek? Şey mi, telefon numarası falan, miyop değişik bir telefon. Uzakla yakının ortasını görememek. Uzağı görüyor, yakını da görüyor, ortasını göremiyor.
Yani şurayı görmüyor ama orayı görüyor. Arkadaşım, ikisinden biri, bilemediğim için ortaya yaptım. Uzak, uzak. Tamam, süper. Aç saçı. Miyop var. Ha, sen. Ha, yapma şunu lütfen. Ya, ben. Evet. Çabuk olun, hikaye yürümüyor. Müslüman arkadaşım, ver hikayeyi. Ver hikayeyi, adam konuşamıyor ki. Müslüman arkadaşım, Selami Çeşme müziği çal. Selami Çeşme blues falan çal. Biliyorsunuz ama öyle bir şarkı var. Var var. Tamam. Bu kızsa eğer, ben tanıyorum onu ya şimdi. Kız gözleri miyop yap. Yani şu an. Ulan bu bizim şey değil. Ulan mi? Bu bizim piyanist değil mi ya? Hayır. Pardon. Öbür türlü. Ben tam şey. Ulan bu bizim şey değil mi ya? 318 neydi? Derya. Emre nereden bilsin? O üçüncü sınıfta babasının tayini çıktı gitti. Derya babasının 4'te tayini geldi. Çıkmış. Emre'nin çıkmamış ki. Emre okumaya devam etsin. Fırsat bilip okuldan kaçmasın hemen. Yıllarca arkandan konuştuk Emre. Yeter artık yani. O okuma, okuyacaksan oku yani. Of, kurban oldum. Tüketme beni. Ben şey yapıyorum. Tanıdım kızı yani. Tanıdın. Tanım. Ben o bizim Derya. 318 Derya ya. Hangi Derya? Miyop Derya. Uzakta o var. Biraz yakında olsa tanıyamazdın da uzakta olduğu için tanıyorum yani. Tabii. Kaçıncı sınıftaydı de Emre? Kaçıncı sınıftaydı ya? Kim? Dört. Derya. Dörtteydi o. Benim daha babamın çok... tayini çıkmıştı Sivas'a, o zaman yoktum de. Benim babamın tayini çıkmıştı Sivas'a, o zaman yoktum. Ha. Demek ki bizden büyüktü. Benim üçüncü sınıfta olduğu için olay. O dörtse... Sen hep üçü mü okudun hayat boyunca? Çok sevdiyse... Hani üçüncü sınıfta tayin çıkıyorsa, dörtteyse... Üçte tayin çıkıyor, dörtte anca gidiyorlar. Ya uzatmayın. Bürokratik şeyler. Sahneye çıkan da sana benziyor. Uzatmayın. Keşke benzesen. Emre, sen de ki o zaman yap şu işi de. O zaman yap şu işi ya. Vallahi deminden beri söyleyeceğin diye bekliyorum. Arkadaşım! Nasıl? Ben çok, çünkü uzun sabahtan beri dışarıdayım. Ben tamam, ben konuşurum istiyorsan eğer. Konuş ya. Tamam, sen dur iki rekat, ben geliyorum. Yakını görebiliyorsun, kısma gözünü. Merhabalar. Arkadaşım. Tanımış gibi gelsene. Yani senin tanıdığını ona belli et. O da senin onu tanıdığını anlayıp senin kim olduğunu çıkarmaya çalışıp çıkarsın. Anlamak zorundasın. Hareket yapmadan, bakarak gel. Ulan ben bunu nereden tanıyorum, ayağına yat. Derya sen de adama bak, bu ne bakıyor bana diye. Kalk bir tur, dön bakayım şuraya. Kes. Derya. Ama kalktı. Olmadı değil mi? Ama kalktı yani. Ya bir şey yapmadım. Derya'cığım. Aaron, sen Selami Çeşme'nin en güzel kızısın. Evet. Ben bu kızı nereden... Ya çok özür diliyorum, rahatsız edeceğim. Siz okula gittiniz mi? Gittim. İleri al ya, ileri. Daha ha, ileriden başla. Şöyle gidelim. Öyle değil. Sen ileriden başla. Ha. Arkadaşım öyle değil. Hani okula gittiniz mi'nin daha ilerisi bir muhabbet. Ha. Mezun oldunuz mu? Arkadaşım! Nereye bak, ilerisi bu işte. Üçten gir. Ha. Üçten geçtiniz mi siz? Arkadaşım. 318'in üçünü hatırlattım. Ha numara ha. Siz ben hatırlamadınız mı? Kestik. Benim cümlelerimi takip et, uygula. Hazır mısın? Kesin ayvayı yedim. Hazırım şu an. Adım. Stop. Adım, arkadaşım. Ha ben de adım. Ha pardon. Söylediklerimi yap. Ha tamam. Gel sonsuzdan. Su falan içer misiniz? Bayağı. Gel oradan. Adım. El burunda. Ağız yamuk olan ben. Arkadaşım. Ben bunu nereden tanıyorum burnu? Ben bunu nereden tanıyorum? Öyle değil. Daha önce de yapmış herhalde. Tanıyorum. İşine yani. Sokmadan. Üstünü kaşıyarak gel. Ben bunu nereden tanıyorum, ağzını yamultur. Ben bunu nereden tanıyorum? Arkadaşım konuşma, sadece ağzınla o ifadeyi ver. Burnunu kaşır, gözüyle ulan bu bizim 318 Derya yapar. Ve parmağını
aniden ileri uzatır. Öyle değil. Sokuyorum, gözüne sokacağım herhalde artık. Biraz sağa doğru döner, kıza arkasını döner hafiften. Ve hızla dönüp parmağı kıza doğru uzatıp 318 der. 318. Evet. Yakışmış mı? Çok. Öbürleri çünkü ağa biraz düşük. Bunlar mı da bu sene? Kes. Şaka mı yapıyorsun? He. 318'de kal. 318. Derya. Evet. Süper ya. Tanımadın beni. Ben de seni tanımadım. Arkadaş hoşlanıyor mu? Arkadaşım. Derya, uzatma, tanı. Tanıyayım. Nereden de? Okuldan herhalde, 318 dediğine göre. Buyurun. Tamam. 318. Evet. Derya. Evet. Tanımadın mı beni? Hani tanıyacağım ama nereden tanıyacağım onu bilemedim. Burada yandan tanı. Nereden tanıyacağım diyor. Nereden tanıyacağım anlamadım ki ya. Bu numara söylüyorum. Arkadaş. Ya 318 okul numarasını veriyor. Belge numarası değil herhalde bu. Arkadaşım okulun adını söylesene. Bilmiyorum ki ben okulun adını. Bilirsin. Selam Çeşme'den bir okul söyle. Selam Çeşme Özel İlkokulu. Böyle bir yer varsa ayvayı yedik. Selam Çeşme daha en özel ilkokulu. Evet. Evet. Beni tanımadın mı? Aa, tanıdım. Tolga. Ama kaç Tolga? Ne içtin sen? Kaç görüyorsun beni? Bir tane ya. 432 Tolga. Ha ben de 432 Tolga ya. Aa, tanıdım vallahi tanıdım. Sen ya çok iyi oldu tanıdım. Çok çabuk çok, tanıdım. Çok iyi oldu. Ya, oturun orada bütün gün. Tanıyın çocuğu kalkmayın ayağa. Ha. Ağrım ya o yüzden. O kadar ağır değilsiniz. Ha. Ama şey yapıyor. Tabii, aklı yani tamam tanıdın da zıplayın ne oldu? Zıplayın havaya. Zıplamak. Okulda basket topu potadan kafanıza düşerken kurtarmıştı sizi hatırladınız mı? Ben. Evet. Tamam. Buyurun zıplayın. Tolga. Dur kız dur bir de yavaş dur ya. Serbest ol. Ne olayım? Bırak kızı serbest bırak. İstediği hadi, gibi davransın. Git istediğini yap. Coş kırlarda ovalarda yaylan. Öyle değil. Tanı. Hadi ha. Tolga. Canım ya ne kaç, kaç yıl geçti ya. Nasıl gidiyor? Valla ne olsun işte. Neredesin ne yapıyorsun? Buradayım manyak mısın? Görmüyor. O da mı yok? Nasıl gitti? Ne yaptınız? Ne oluyor? Nasıl gitti? Gitti işte öyle. Ne yaptın? Evlendin mi? Çoluk çocuk falan bir şeyler yok, var mı? Yok yok. Hemen Emre'yle tanıştır. Aç konuya gir. Niye hızlı. Ya? Bekarmış. Ben kendim tanışayım ya. Bırak. Arkadaşım. Tatlı bir insan. Bu ya. Akşam sevap işi. Yuva kuracağız. Çabuk ol. Uzatma. Seni Emre'yle tanıştırayım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşım. Ona Emre'yi methet. Emre'yle tanıştır. Ha sen otur abi. Ya şimdi... Yıllar sonra nereden nereye bak yaval insan şey ya. Şimdi bir tane arkadaşım şunu saçımın arasından bir parmak arasından baksın. Gördün mü? Saçını henüz göremedim ama. Ama lavada tatlısı. Ne dedi? Laf şey yaptı bana. Yok evet. Çok çalışıyorum yıllardır döküldü yani. Arkadaşım. Şey, arkadaşım ben ne saç arasından baktırma kıza. Emre az önce onun saç arasından baktığın için durumu anlar. Ha, sen tamam. Ceketi hafif kaldır. Kız oradan baksın. Çaktırmadan ayakkabısını bağlasın. Ha. Evet. Sana bakıyor Emre. Arkadaşım. Derya Hanım siz ayakkabıyı bağlıyormuş gibi yapın. Ceket altından hafif bakın. Onun ayakkabısını değil. Onunkinde bağlıyor. Varmış gibi yapsın. Varmış gibi bağlıyorsunuz. Derya Hanım, ayağı yukarı kaldıracaksanız ben sizi niye yedireyim? Ben daha çocuktan mı bahsedeyim? O nereye bakacağını nereden biliyor? Anladı. Anladı. Hızlandır şunu. Tamam. Şimdi çok olayı hızlandırmam gerekirse çocuk sana yanık, hasta yani deli olmuş. Hep seni sorup duruyor. Şimdi ben de hani elçiye zeval olmaz. Ben dedim ki ya, bizim dedim bizim okuldan çünkü. Emre bizim 1600 Emre. Dört silindir. Tabii. Şimdi ben dedim tanıştım. Ben tanıyorum. Konuşayım dedim yani. Çünkü zamanında tanıyordum ben dedim. İstersen bir tanışıklık olsun yani. Çok hakikaten böyle belki sohbet muhabbet etmek istiyor. Çağır ne? Emre'yi. Ha Emre gel. Emre gel. Eğil ayakkabını bağlıyormuş gibi aradan bak. Arkadaşım oraları geçtik. Ha pardon. Tanıştırmak istiyorum. Derya. Emre. Çok etkilenin birbirinizden. Çok etkilendim sizden. Şu an nasıl içim zıpır zıpır. Kızlar çocuk etkilensin. Ha ben gidiyorum. Gideyim. Hayır sen dur.
He. Etkilenin. Ne saçma bir ilişki başlangıcı. Kestik. Çocuğa inme geldi. Zaman aşımı müziği çal. Ne? Zaman aşımı müziği. O ne demek ya? Zaman geçmiş 2 saat ve onlar birbirlerini çok sevmişler. Sen ne yapıyorsun? 2 saat geçtiyse ben artık dayanamam arkadaşım, ya. Arkadaşım. Sen onlara de ki evlenin, vaatlerde bulun. Siz evlenin, ben de sizin için ne yaparım falan. Siz evlenin, siz yorulmayın, ben sizin için yaparım. Arkadaşım. Bütün evi ben hayal... Evi. Oho. Ev. Siz evlenin. Arabayı da ben süslerim. Gelin arabası da olurum. Arabayı da ben süsleyeceğim. Gelin arabası da ben olurum. Beni kim sürer? Gelin arabası mı olurum? Ha, sonra sizin eve yerleşirim. 3 odalı bir ev alın. Sizle yaşarım ben. Yani arkadaşım. Yardım gelin arabası olmak yani arabayı süsletip getirip kuaförün önünden kızı alıp nikah dairesine götürmek. Ha, müdür vallahi ben yani sizi çok böyle bir kaynaşmanız beni çok mutlu etti ya. Yıllar sonra demek insan işte kalbi varsa kaderde yazılmış oluyor. Ben yemin ediyorum evlenin bak. Bak şuraya yazıyorum. Nereye tam bilmiyorum ama bir yere kızla yazarım. Oğlanı yan yana getirin sen karşılarına yan yana getirin. Ha pardon. Siz bir yan yana gelin ya. Ne kadar güzel duruyorsunuz bakayım. Yer değiştiler. Bunlardan bir alt olmaz söyleyeyim. Bunlar ilişki yürümez yani. Arkadaşım evet. Ha. Ya siz diyelim ki birbirinizi çok sevdiniz, evlendiniz. Vallahi de bak ben gelin arabası da ben olacağım. Arabayı da süsleyeceğim. Kız bak söz veriyorum seni kuaförden gelip beraber arabayı ben kullanacağım. Tamam o zaman ya. Ya niye bana böylesi denk gelmiyor? Arabayı ben isteyeceğim tamam o zaman. Arkadaşım. Ben hala bekarım. Ben çıldıracağım ya. Yani parkta buldum ellerimle çocuğa teslim ettim ya. Arkadaşım. Ben parkta pislik topluyorum. Arkadaşım. Yuva yıkanın yuvası olmaz, yuva yapanın yuvası olur. Anladın mı? Çok düz mantık anladım. Evet. Şimdi onlar evlenmek için gün alırlar ve senden rica ederler. Derler ki nikah şahidimizde olur musun? Emre rica et. Ya biz bir gün alalım da nikah şahidimizde olur musun? Başka? Temizliğe de gelir mi? Arkadaşım. Çerşemben boş. Ne biçim bir şey bu? Sevin, şeref duyarsın. Şeref duyarsın tabii ki de. Niye yapmayayım? Sen. Ha ben tabii ki de şeref. Sevin, heyecanlan. Senin heyecanlanın. Sen heyecanlan. Ha ben çok heyecanlıyım şu an. Ben tabii şeref duyarım yani. Ah şuram. Hakikaten mi ya? Ay ulan çok sevindim. Vallahi çok sevindim ya. Yani 2 tane arkadaş. Arkadaşım. İyi misin? Ya iyiyim tabii ya. Ver romantizmi. Ver romantizmi bana. Şey müzik. Şu an çok duyguluyum. Yani ben bunların hepsini yapacağım. Suzan. Ha ben de Suzan'la mı evleniyorum? Hayır. Suzan kızı gelin yap. Ne? Tuvalet kağıdından mı yapıyorsun? Ne ara yaptın onu? Arkada hazırlandım ben. Allah Allah. Buyurun. Bunların daha böyle kalın olanlarından bana da bir sevgili yapabilir misin? Çok Suzan önemli. Çok güzel olmuş. Çok büyük alkış. Teşekkürler. Gelin evet. Olmuş gidiyor. Emre. Gelin başı yapılıyor. Sen gelinin başındasın. Köşeye kuaföre gidin. Sen ne yapıyorsun arkadaş? Gelin başı. Hayır. Sola gidin köşeye. Bana göre sol. Sen arkadaşım ortada dur. Sen ne yapıyorsun? Ben mal gibi duruyorum yine herhalde. Sen arabayı hazırlıyorsun. He tamam. Gelin hanım Emre'nin yanına git süzülme. Ne yapıyorsun? Lastiği patlamış gelin arabasının. Arkadaşım patlamamış. Patlamamış. Çiçekçidesin. Ne yapıyorsun? Kirikoyu indiriyorum. Çiçekçidesin. Konuş çiçekçiyle. Nasıl gidiyor çiçekler? Gir dükkana da selamünaleyküm de önce. Selamünaleyküm. Sağ ayakla girip bismillah desene. Ha, size göre sağ mı bana göre sağ mı onu bilemediğim için. Abi, bismillah. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Neredesin lan? Arkadaşım. Bunlar hiç gözükmez çiçekçide. Ben o yüzden fitil olurum ya. Girersin böyle yemyeşil kimse yok ortada. Zambağın arkasındayım. Neyim? Zambağın. Ne yapıyorsun? Anasikopeden zambağa bakıyorum önce. Ben onu bilmediğim şey. Zambağın arkasında arejmen yapıyor. Arejmen.
Süper. Müdür, çok meşgul isen bir tane arejmen, bir tane süpermen. Dalga geçme benden. İşine bak. İşine bak lan, dalga geçme. Arkadaşım sana diyorum. Zambağın arkası, ayır zambağın yapraklarını. Ne yapıyorsun? Yaprağını ayırıyorum, ne yapacağım? Yanaklarından tüp ayıracaksın, aradan bakacaksın. Salak mısın? Yanağından tüp ne? İki yaprağın kenarından tutup arasından bakacaksın. Ya iyice açsana. Ne yapıyorsunuz lan arkada? Müzisyen gülme. Çiçekçiye de ki. Söylesene çiçekçiye. Yazıklar olsun size be. Arkadaşım. İnsan siklemenin arkasına girer. Yazıklar olsun. Arkadaşım adam arejman yapıyor orada. Arejman demeyin şuna. Sen de zorlayıp defalarca söyletme. De ki arabayı getirdim. Evlenen var. Arabayı getirdim, evlenen var. Arabayı bırakayım, onun karşısında ne çiçek veriyorsun? Arkadaşım. Arabayı getirdim, evlenen var de, o durumu anlar. Çok açık tabii. Arabayı getirdim, evlenen var. Tam mı, yarım mı, öne çiçek mi, full bandaj mı? Tam evleniyorlar. Arkadaş, şey arabanın süslemesini soruyor. Ha. Öne bukle yeterdi. Öne bukle yeter. Bandaj kazalı gibi gösterir böyle. Hiç gerek yok. Normal şey yap. Önüne bir tane bebek oturt. Şeyle farlara kalp yap. Bir de yanlara böyle fır fır. Bir de çok mutluyuz yaz. Daha evlenmeden çok mutlular. Onu yaz. Kardeşim ya. Onlar standart. Ben önü soruyorum. Tamam. Mutluyuz standart. Mutluyuz kalp içinde DF standart. Yaz mutluyuz standart. Evet. Sor fiyatını. Bunun fiyatı ne komple? 100 kağıda yaparız. 100 çok. Normalde bu çiçeği alsam ben de 15. Ama gelin arabası deyince 100 oluyor. Ne oldu? Bitti mi saçmalığı? Ben şimdi Özgürlük Parkı'ndan geliyorum. Yolarım oradaki çiçekleri. Arkadaşım. İzole bantla yapıştırırım yani. Yaptır hemen. Yolayım mı? Hayır, yaptır hemen. Ha tamam, yap ya, tamam. Arkadaşım bir kere evleniyor, yap ya. Sen de o arada zarfları hazırla. Davetiye mi? Hayır, zarflara para koyacaksın çocuklara. Benim kuruş param yok ki. Arabanın önünü kesecekler. Niye ya? Dağda mı evleniyor bunlar? Arkadaşım, arabanın önünü kesecekler, onlara zarf vereceksin. Sakın zarflara İyi boş koyma. İyi ki önümüzü kestiniz, sağ olun. Ederler. Çok teşekkür ederim. İyi ki arabanın önüne atladınız, çok sağ olun. Ne, buna para mı veriyorsun? Arkadaşım, adettendir. Allah Allah. Kaç lira koyuyorsun? Koymadım, kapıyorum öyle. Arkadaşım. Kapalı yer yer. Arkadaşım, küfür ederler arkandan. Oho, ben gitmiş olacağım çoktan. Gidemezsin. Kadıköy'e evlendirmeye gitmen için U dönüşü yapman lazım. Karşı yolda boş zarf verirsen öbür yolda karşılarlar. Ama işte orası rampa olduğu için gazlayacağım, vurur kaçarım. Vurduğumuzda da tekrar evlendirme dairesine düşüyor onlar. Manyaklaşma. Çocuklara koy paraları içine. O arada arabanın süslemesi bitti. Bitti birader. Bitti mi? Evet. Ulan ben daha bir zarfa para koydum be. Ver, yürü. Ne kadardı? Ver. Ne uzatma. Kadardı, ne kadardı? Uzatma, ver bir şey, ne yok, verirsen. Yok, ne kadardı söyle ya. 100. Ha, sağ ol. Ne oldu? Unutmamışım. Arkadaşım. Ver, uzatma, ver 50'sini git, hadi görüşürüz. Tamam, yeter, yeter. Bin arabaya. Ne oldu? Niye sağa oturuyorsun? İngiliz arabasıymış, ben ne bileyim ya. Direksiyon nerede? Burada. Ne kadar saçma bir şey. Arkada duruyor, görmüyor musun? O zaman Japon mu bu? Arkadaşım, arkanda direksiyon. Öyle değil. Dön arkana baksana, ne var arkada? Ama... Çabuk ol. Normal bir arabam olmayacak mı ya? Son sürat. Niye sola geçtin? Son sürat git, kuaförde kız ağaç oldu. Emre saate bakıyorsun, nerede kaldı bu diye.
Nerede kaldı ya Tolga? Yaptıramadı mı arabayı çiçek falan? Kim konuşuyor lan benimle? Gelin hanım vıdı vıdı et. Senin bu arkadaşın falan diye. Ah senin bu arkadaşın yok. Senin de arkadaşın. Evet evet. Zaten ne geldiyse başımıza onun yüzünden geldi. Ne yapıyorsun? Virajları alıyorum. Arkadaşım ben montajda koyarım seni. Biliyorum biliyorum. Geldin. Camdan kafayı çıkar bağır yukarı doğru ikinci katta kuaför. İkinci katta kuaför mü olur ya? Olur. Emre. Duyuyor muyum ben? Duy camdan camı aç aşağı bak. Tolga. Ne işin var lan kuaförde? Oğlum sen gelini evden alacaksın adetti. Dönüze kuaförde mi çalışıyorsun? Uzatmayın. Geldin mi de? Geldin mi? Yok sana öyle geliyor. O zaman geliyorum aşağı. Ne kadar tatlısın bekliyorum. Buyurun inin aşağı. Çabuk olun. Ya olmaz ya kuaförden eve gider kız damat gider evden alır. Ya sana ne? Bana ne ya? Sen ortaya geç birini sağına birini soluna al. Bu ne saçma bir araba ya? Evet. Ya nedense en sert yere hep ben oturuyorum ya. Buyurun evlendirme dairesine. Haydi bakalım. O zaman el freni ortaya geliyor. Yürü. Arkadaşım yürüsene. Biraz eğilirsen aynadan bakacağım da. Kıza niye bir şey söylemedin? Nasılsın tatlım? Nasılsın? Öyle değil. Allah'ım ne güzel olmuşsun falan ver gazı. Allah'ım ne güzel olmuşsun ya. Gaz ver gaz. Öyle değil. Kıza gaz ver. Ha. Allah'ım ne kadar güzel olmuşsun. Bence bırak şu Emre'yi. Arkadaşım. Ben duyuyor muyum bunları? Yok yok. Bu Japon arabası. Bu taraf hiç duymaz. Yürü. Ya ne kadar güzel olmuşsun gerçekten. Yani gelin de değil bu işte ya. Gelin gibi olmuşsun derler ya. Emre'ye de iltifatta bulun. Sen o kadar tatlı olmuşsun ki. Ne diyorsun? Canım benim. Çok tatlısın yemin ediyorum. Mormonlara benzemişsin. Tam o sırada önüne ne atladı? Ah biri miktarı. Aynada bir çocuk. Nerede? Aynada. O zaman arkada geçtik. Hayır. Ön aynaya bir çocuk asılmış gidiyor. Ön ayna ne ya? Sol. Dikiz aynası. Ön ayna sol. Yan ayna neyse işte. Ya hiç mi arabaya binmediniz? Tak şu çocuğu bir aynaya. Arkadaşım zaten atlamış kendi tutunmuş. Aynayla bize geliyor. Geliyor. İyi gelsin ya. Arkadaşım. Nerede bırakalım seni? Arkadaşım oğlum düşersin yararlanırsın. Oğlum düşeceksin et. Benim de istediğim bu zaten. Arkadaşım psikopatlaşma ver zarfı çocuğa yürü. Al bakayım al tamam hadi rahat bırak. Hadi haydi görüşürüz eyvallah selametle. Tam ona zarfı verdin. Diğer çocuklar sende zarf olduğunu gördü. 15 çocuk arabanın önüne atladı. Bir tane zarf kaldı. İki tane mi yaptın? Bravo. İkna et 15 çocuğu. Bunu 15'e bölün. Kaç kaldı? Olmaz öyle. Olmaz. Kaldır onları. Emre bir şey uydursun. Sen o sırada bas gaza. Ha. O ne lan? Tamam gir evlendirmeden içeri. Park et. Evlendirmeden odasını... içeri girip park edeyim. Gelin odasının önünde dur. Gelinle damatı indirir. Bir dakika bekle. Gel. Nikah masası getirin. Hadi Münir. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Arabayı itiyorum. Ne yapayım? Şeyin ortasındayım şu an arabayı. Aldır şunu. Evet. Müzisyen arkadaşım. Ne çalınır bu ortama? Evlendiklerinde çalınır ya. Gelin ve damat soldan dışarı çıkın. Müzikle birlikte gelin benim anonsumla. Arkadaşım sen önde seyircilerin arasındasın. İn aşağı. He? İn aşağı seyircilerin arasından geleceksin. Önde bir yerde dur. Gelin ve damat gel. Ve Emre ile Derya'nın nikahı. Sağolun şey ya. Laf atma. Ve nikah memuru Mini'yi davet ediyorum.
Oho, bitmez. Sandalyeni al, ortaya geç. Kıymetli misafirler. Canım. Emre ve Derya'nın nikahına hoş geldiniz. Nikah şahitlerini çağırıyorum. Neydi senin soyadın? Senin soyadın ne arkadaşım? Ha, hiç fark etme şu an yani. Tolga Muhittin. Ben neyim? Nikah şahidisin. Çok şu an mutluyum ya. Hayırlı Ramazanlar. Alkış iste seyirciye çıkınca. Yok, estağfurullah. Merhabalar. Arkadaşıma oturacak bir şey verin. Nikah memuru, sen niye kalktın şahidi görünce? Bir mikrofon verin. Arkadaşım sen çok heyecanlısın. Çok heyecanlı. Çünkü ilk defa bu şey olayı hocam. Bu olayı yaşatan, başlatan sensin. Aman ya, ya böyle bir şey vesile olmak gerçekten. Evet. Siz Emre Bey. Adınız, soyadınız. 1600 Emre. Babanızın adı. 1700 Mahmut herhalde. Büyüktür o çünkü. Böyle isim mi olur 1600 Emre ya? Babanızın adı. Osman. Annenizin adı. Ece. Doğum tarihi ve yeri. Annesinin mi, babasının mı? Kendisinin. 23 Haziran İstanbul. 23 Haziran İstanbul. Uzun sürdü doğumu da. 23 Haziran 1987. Kordon dolanmış. Siz bekle. Derya Hanım. Adınız, soyadınız. Derya 318. Baba adı. Metin. Anne adı. Metiye. Şaka yapmayın. Kardeşi var, Meteor. Demiyorum kendime. Doğum yeri, tarihi. İstanbul. 10 Haziran. Doğum yılı yok mu bunların? Yok. Şimdi şahide geçelim. Çok mutlu ol şahit. Buyurun sorun. Sor bana, sor sor. Bilmedim hiçbir şey yok. Adınız, soyadınız. Tolga Çevik. Baba adı. Ne yapacaksın lan? Arkadaşım. Beni niye babamın adını soruyor ki? Şahit değil misin sen? Tamam, sor. Mutlu olarak söyle. Çok mutluyum. Her söylediğinde salona göz gezdi. Baba adı. Çetin. Anne adı. Reyhan. Salona göz gezdir söyledikten sonra, ayırarak gözlerini. Çetin de salonu süz. Reyhan de salonu Çetin. Süz. Çetin. Anne adı. Anne adı. Reyhan. Doğum yeri ve yılı. İstanbul. 12-5-1974. Siz belediyemize müracaat ederek evlenmek istediğinizi bildirdiniz. Evet, sağ olun. Sen değil, onlar. Ha. Bildirdiniz. Biz de inceledik, araştırdık. Evlenmenize mani bir şey olmadığını gördük. Ben de belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri kalı koca ilan etmeden önce şahitlere soruyorum. Şahit misiniz? Ne? Daha bir şey yapmadılar ya. Arkadaşım. Şahit Bey, evlenmeden önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi zaten evlenmediğim için ben evlenmiyorum çünkü yani, ama... Çocuklara. Çocuklar arabanın önüne atlamayın yani. Onlara değil, evlenen çocuklara. Çocuk evlenir mi, ne saçma bir şey. Ya arkadaşlarına. Ha beni, ha onu açık söyleyin yani. Şimdi... Konuşurken salonu süzmeyi unutma. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Hatırlarsın, ortaokulda biz flört etmiştik zamanında. Değil mi? Kiminle? Kiminle? Nikah memuruyla. Kiminle? Seninle. Ne saçma bir şey ya. Arkadaşım. Şimdi kızın nikahında mı söylenir mi? Patavatsız. Anasının nikahında mı söyleyeyim? Ne zaman söyleyeyim? Evet, bir konuşma yapacaksın. Çok mutlu, şu an çok mutlu hissediyorum kendimi. Eski günleri hatırla, üzülme. Aa, neydi eski günler ya, plajda çıplak koşardık falan. Arkadaşım. De ki, sayın misafirler. Sayın misafirler. 5 dakikanızı alacağım, bir sonraki nikahı biraz sarkıtacağım ama bunu mutlaka anlatmam lazım deyip bir şey anlat. Evet, sayın misafirler.
5 dakikanızı alacağım. 2 dakikalık bir şey anlatmam lazım. Yayarak anlatacağım çünkü adettir. Şimdi ben 2 tane can arkadaşımı evlendiriyorum. Bugün çok mutluyum. Şu an çok mutluyum. Ya bir onlarla geçirdiğimiz, hatırlıyor musun sana yaptığımız bekarlık partisini, dans sözler, mansızlar. Arkadaşım. Ne? Sen manyak mısın? Afi o yola doğru gidiyorum yani, normal bir şey. Oralara girme, onlar sizin özeliniz. Ha, onlar bizim özelimiz yani, onları burada anlatmak istemiyorum. Evde daha detaylı anlatacağım. Şimdi üstü kapalı geçiyorum. Çıplaklar kampında yaptığımız çadırın tatili. Arkadaşım. Anlatacak hiçbir şey kalmıyor o zaman bizim arkadaşım. Yüzünde bir şey anlat. Ama nasıl erken bitti o çıplaklar kampı tatili. Arkadaşım. Ne? Bir anlatıyorum ben. Duygusal bir şey anlat, ikisini birbirine bağla. Ha. Bir tanesi buradan koşuyor, bir tanesi Fransız buradan koşuyor. Kurban oldum, şu çıplaklar kampından çık. Orası olduğunu söylemedim ki. Yürü. Yürüyorum. Hikayede yürü. Ha. Ve yani ne olursa olsun anılar canlanıyor, anıların sonu yok. Çok mutlu olduğumu hissediyorum. Fakat ben yine de yani hani vallahi nasıl bir kısmet, nasıl birbirinizi buldunuz. Ama sen hani biraz geciksen vallahi ben kapardım yani. He? Ne şansı ya, Allah Allah. Bir aklım karışıktı o ara. Bir de bu ara ödeme yapmıyorum ondan. Ne yapıyorsun? Pantolon düzelttim. Öne doğru gel. Seyircilere bir vaatte bulundun. Eskilerden Derya'yla ve Emre'yle olan bir şeyini anlat. Hangi birini anlatayım ya? Bir tanesini. Öyle bir anı ki çocuklar gülüyor yani. Şimdi bir gün Derya ile lisedeyiz. O zamanlar Emre yok. Tayin olmamış daha. Derya'nın da tayin olmasına 2 gün var. 2 gün var yani. Lan dedim kısmet kısmet, nasıl dedim böyle bir flört insanıyım zaten o zamanlar, tam gençlik yıllarım. Derya'da o zaman daha da güzel yani. Tam gençliğin doğruğunda yani. Ondan sonra mesela bende burada ben vardır, onda bunda ben vardır mesela. Tam simetriyizdir, karşı karşıya durdum. Kader bizi birleştirmiş mesela. Kendi bile dikkat etmemiştir bunu. Ben ederim. Çünkü ben duygusal bir insanım yani. Yürü. Yürürüm, yürürüm böyle. Hikayede. Hikayede yürüdüğüm zaman şuraya geliyorum ki insan bence kadere inanmalı. Derya sen benim kaderimsin. Arkadaşım. Ben seviyorum ulan. Sevme. Sevmiyorum. Ben Emre'yi seviyorum. Onu da sevme. Oğlum ben o zaman memurla evleneceğim. Arkadaşım. Emre. Hocam kamera. Ha. Emre. Bundan korktum ben. Sizi yani karı koca ilan etmek zorundayım. Yoksa iş gidiyor. Fark ettim. Arkadaşım otur yerine. Heyecanlısın. Çok heyecanlıyım. Ben de şahitlerin huzurunda sizleri belediye başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak, ismini söylemiyorum, 3 ay sonra belli olacak, sizleri karı koca ilan ediyorum. Belediye başkanı sana mı yetki verdi yani? Allah'ın piyanist şantözüne yetki veriyor evlendirsin diye. Kalkın ayağa. Geri de öpebilirsin. Eyvallah. Arkadaşım! Sen niye öpüyorsun? Ben çok eski arkadaşıyım ya. Önce kocası öpsün. Ya o zaten öpüyor. Ben bir kere öpüp gidiyor artık. Elde arkadaşım gidiyor. Önce kocası öpsün. Öp ya. Emre daha bekleyecek misin? Derya ve Emre alkışlarla aşağı inerken tam merdivenin başında çiçeği at arkaya doğru. Arkadaşım çiçeği yakala. Çiçeği at git. Çiçek çocukları hazır mı? Eller alana. Say I remember when do we used to sing. Seyirciye alkışlar aralarda. No cry. No woman, no cry.
birlikte söyleyin. Hey. Woman, no cry. Woman, no cry. Hey, hey, hey. Seyirci, el hareketlerini yapın. Woman, no cry. Arkadaşım, hey. Seyirciyle birlikte yap el hareketlerini. Haydi buraya gelin. Hayır, el hareketlerini. Yapamam, herkes birbirine kavaş çıkar burada. No woman falan. No woman. Hüseyin arkadaşım, aktif olun ikiniz de. Yalla. Aynı hareketleri. No. Woman, no cry. No woman, no cry. Everybody. Yeah? No woman, no cry. No woman, no cry. Dağır. Sakinleşin. Ne? Sakinleşin. Tembelleşin. Ama... Nedir pozisyonunuz? Ben Emre Amade'yim. Terbiyesizlik yapma. Hayır, şarkı istediği an söylerim anlamını. Yüzün ne? Bitkin. Dünya yumursamaz. Ama. Daha kaç günümüz kaldı? Sevgi, barış, kardeşlik. Her şeyden mutluluk çıkarın. Her şeyden barış ve sevgi çıkarın. Müslüman arkadaşım, sen devamlı sevgi şarkıları bestelemeye çalış. Sen de cama konan kuşla konuş. Tık tık. Ne oldu? Tarlanın ortasındayız. Cama kuş mu konuyor? Evin ortasındasınız. Evin ortasında neyiz de hoplayıp zıplıyoruz biz? Eşya yok sizde. Eşya olayını istemiyorsunuz hayatınızda. Olayını istemiyoruz. Evet. Eşyanın problemi yok. Sadece orayı. Karnımız doysun. Mutlu olalım, yaşayalım. Sevgi, barış, kardeşlik. Kuş geldi cama. Aa! Ve aykırısınız. Ha, vurdum işte ben. Fiskeyi. Vurma kuşa. Ha, gel bana mesaj ver. O kuşun kim bilir hangi şehirden geldiğini düşün. Kim bilir hangi şehirden geldiğini düşün adlı cümleyi kafamda sorguluyorum. Beyin süzgecimden geçiriyorum. Size tekrar geri iade ediyorum. Arkadaş. Canım. Hangi şehirden geldiğini düşün. Dur, arkasında yazar. Arkadaşım, sen ona bir anlam yükle. De ki mesela, mesaj ver. Sen benim kuşum ol. Manyastan gelin. Sor, oradan mı geldin diye. Sevgi, barış, kardeşlik, pıtırcık ol, bir yandan da hüzünlü. Merhaba. Ne güzel bir kuşsun. Ben de pıtırcığım. Ben uçamıyorum ama havalıyım. Aykırıyım. Aykırıyım da aynı zamanda. Gazım da var. Çünkü bu çok keten ya, soğuğu olduğu gibi alıyor. Hep komple bağırsak mağırsak kalmadı bende aylardır. Bizde para da yok, eşyaya karşı da fitiliz. Gazımızı da açtırmadık biz. Donuyoruz burada, şarkılar, böcekler falan öyle takılıyoruz. Ne yapıyorsunuz siz? Günde kaç kilometre uçuyorsunuz? Ne kadar yakıyor? Senin kanat aralığın ne ya? Daha ne kadar uzayacak? Bilmiyorum, böyle saçma uzar bu gider yani. Dön partnerine, de ki acaba ne yapmalıyız? Sevgi için, çiçek için ne yapmalıyız? Bir dakika. Acaba ne yapmalıyız? Sevgi için ne yapmalıyız? Mutluluk için ne yapmalıyız? Kardeşlik için ne yapmalıyız? O da cevap veriyor sana. Bence alalım heybemizi omuzumuza. İki tane Malatya peyniri, dört tane tandır ekmeği vuralım sırtımıza, binelim otobüse, para nereye yeterse orada inelim, sonra otostopla devam edelim. Ne bakıyorsun, cevap versene çocuğa. Evet. O her söylediğinde senin yüzünde bir başka anlam belirsin. Alalım Malatya peynirini, koyalım ekmeği de heybemize. Öyle yapma. Sevinç ifadesi olsun devamlı. Atlayalım otobüse. Para nerede biterse orada ineriz. Çok güzel. Dur, ben önce bir otobüs bulayım. Dur. Paraları koyun ortaya. Sen ona sor. Sende kaç para var? Sende kaç para var? 200 kuruş. 200 kuruş. 2 lira değil yani. İlla uzatacaksın olayı, büyüteceksin.
Ben dedi 6000 kuruş var. Böyle söyleyince daha çok gözüküyor. İşte kendimize mutluluklar çıkarıyoruz böylelikle. Evet. Bak, sevinelim. Hemen bir müzik çalıp sevinin. Sev, çal. Sevin. Hey, ne kadar el hareketlerinde. Kes. Sevinç doruğa ulaşınca kes. Arkadaşım kararlaştırsana. Çok, neyi kararlaştırıyorum ki ben ya? Olayı. Olay çok büyük bir olay. Şimdi ben kuşla konuşacağım. Arkadaşım, otobüs. Otobüs, kuş, sen, ben. 6000, 2 kuruş. Al heybeyi sırtına. Heybe nerede? Var orada heybe. Sor miniye kaç kalıp yersin diye. Kaç kalıp yersin? Neyi gösteriyorsun sorarken? Bilmiyorum. Peyniri sor kaç kalıp yersin diye. Ha, kaç kalıp yersin peynirden? 2 kalıp. Yuh. Bir oturuşta. Oğlum bizden çiçek çocuk falan olmaz ya, biz buna... Ya ben idare ederim de bununla beraber ben yetiştiremem ki yani. Yol boyunca 2 kalıp yer. Yol boyunca mı? Evet. Yol boyunca 2 kalıp yeter mi sana? Yeter. Tamam, o zaman idare ederiz ya. Tamam, hadi al heybeyi çıkın evden. Heybe bu değil mi işte? Koy tamam bunu. Al heybeyi çıkın. At omzuna heybeyi. Tamam, yürü. Ha şey, ha. Gözlük yerde kaldı, üstüne basacaksın. Oho. İlk çiçek çocukluğun mu? Bizim 5 kuruşumuz yok ama herif unplug mı geziyor? Kablo şimdi bize Urfa'ya kadar... Arkadaşım nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum, yolda mal gidiyor. Çıkın şu kapıdan dışarı. Hadi bismillah. Çıkarken kapıyla ve evle konuş. İçeri hırsız sokma falan diye. Ha, biz yokken buraya göz kulak ol ey kapı. Kuşuma da iyi bak. Buna ben bakacağım zaten. Hadi kendine dikkat et. Yeter. O dili çıkarıyorum. Geç bakalım amplak. Kapının demirine girme, aradan geç, aradan. Kapıyı kapatıp sıkıştı mı bu? Yürü! Mutlusunuz. Çok, şu an çok mutlu hissediyorum. Yolda kahvenin önünden geçerken herkes size bakıyor. Sonra da... Hayır. Davet ediyorlar çay herhalde. Kahvenin önünden geçerken siz o kahveye kılsınız. Pek bakmadan geçiyorsunuz. Kahveden ses geliyor. Öt! Lan ipiler! Sana diyor. İkinize diyor. Hippiler diyor değil mi? Tam anlaşılmıyor çünkü. Evet. Heh, anlaşılsın ki. Hey hippiler. Gidin sensin, ulan bu mahalleden. Sensin hippiler. Görmeyeceğim bir daha bu mahallede, size ayaklarınızı kırarım. Bakma o zaman. Arkadaşım. Sen hippisin. Ama onu sevgiyle yola getirebilirsin. Konuş şununla. Seni çok seviyorum oğlum. Hastayım lan sana. Öyle değil. Sen ben bir araya gelelim. Sevgi, kardeşlik, barış. Arkadaşım. Ne? Seviyorum ben. Sevgi insanıyım. Bir yürüyelim. Otogarı sor. Otogar nerede? Birine sor. Otogar Volkan'a nerede? Sor. Kime? Volkan'a. Evet, Volkan biri ol. Merhaba. Sen gitme, o sana gelsin. Volkan bakıyorsun, ne iş lan bunlar, manyak mıdır nedir falan gibi. Hey dostum. Hey, söyle canım. Bu bizden daha Amerikalı ya. Arkadaşım konuş çocukla. Nasıl gidiyor? İyi, sen nasıl gidiyor? Sen nasıl gidiyor? Kesin buralısın sen. Otogar nerede? Nereye gideceksin? Sevgiye doğru gideceğiz. Sevgi nerede oturuyor? Bilmiyorum ama taş gibi. Arkadaşım! Ne? Siz getirdiniz onu buraya. Ben espri yaptım. Ben ne yaptım? Uzatma. Uzattım. Sevgiye, kardeşliğe, dostluğa, barışa doğru gitmek istiyoruz. Şehir var mı? Ya şehrin ne önemi var? Her yer bizim şehrimiz. Her yer evimiz. Arkadaşım desene 6000 liram var. Onunla nereye kadar gidilir? 6200 kuruşum var. Onunla nereye gidilir? Oo, 6200 kuruşla hiçbir yere gidilmez. Al şu 10.000 kuruşu. Ya niye sürekli kuruştan gidiyoruz biz? Ne bileyim, sen başlattın. Sağ ol. Bununla ancak Bolu'ya kadar gidersiniz. Olsun, orası da bize yeter. Biz yeter ki oradaki sevgiyi, kardeşliği, dostluğu bulalım. Siz Fethiye'ye gitmek istiyorsunuz.
Sen nereden biliyorsun lan? Arkadaşım, sen gitmek istiyorsun. Ha? İçine mi doğdu ben? Çünkü korktum bir an yani. Sen gitmek istiyorsun, söyle. Ben Fethiye'ye gitmek istiyorum ama bunu yolda Bolu'da bırakacağım. Arkadaşım. Ney? Biz Fethiye'ye gitmek istiyoruz. Biz Fethiye'ye gitmek istiyoruz. Sen de bize gelsene. Arkadaşım. Ney? Ne saçma bir insanım ben ya. Şaşırdım yani iyice. İyice kafam gitti benim yani. Sen çok komiksin. Sen normalsin. Teşkilat sen, tam. Ha, sen normalsin. Sen. Sen evet. Sen, ben. Ben Fethiye, evet, Fethiye'ye gitmek istiyoruz biz aslında. Fethiye'ye ama yetmez bu para. Buradan siz Bursa'ya kadar gidersiniz bu parayla. Oradan otostopla yürütürler sizi. Eyvallah, tamam. Tamam dostum, sağ ol. Teşekkür ediyorum sana. Sağ ol, güzel insan. Kamera kaç para? Arkadaşım. Aynısını amcamda var bunun ha. Sordun mu otogarı? Otogarı sordun mu ben sana? Sormadın, Fethiye'yi sordun. Olsun. Nasıl gideceğim Fethiye'ye? Uçarak mı? Otogardan gideceğim. Arkadaşım. Otogarın tarifini al. Otogarın tarifi nasıl? Şimdi buradan dümdüz git. Buradan dümdüz git. Yok. Dümdüz gitme sen. Sen şöyle yap. 2B'ye bin diyeceğim, paran yoktur senin. 2B yasası çıktı mı ya? Siz anlamadınız tabii. Biz çok eğlendik aramızda ama. Sen şimdi buradan anarya git. Senin sesin daha iyi. Sen anır istersen. geri git demek istiyor. Ha. Pardon, özür dilerim, pardon. Geri git 300 metre. Niye, manyak mıyım ben? Dönüp gitsem olmuyor mu? Arkadaşım tarif veriyor. Sen dönerek gidersin. 300 metre geri git, sola dön, köşe başının köşesinde. Lüzumsuz tarifler silsilesi. Orada Zort Turizm var. Ne? Zort Turizm. Anladım. Biz daha böyle sessiz bir yolculuk tasarladık ama olsun, paramızın yettiği kadar. Eyvallah müdür. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sevgi, kardeş, dostluk, beyaz güvercin falan filan. Ona bir şey çalın orada. He? Bir şey çalın ona. Hayır. Arkadaşım. Ha, müzik. Sen çok iyi bir insansın. Sana verecek paramız yok. Hatta sen bize para verdin ama sana bir şey hediye etmek istiyoruz. Volkan, geç yerine. Yürüyün. Otogara geldiniz. Dostum, otogara geldik. Otogar değil. Öyle bir yer işte. Öyle bir yere geldik ama benim otobüs otogar. Otobüs kalkıyor ama oradan. Otobüs kalkıyor buradan bak. Arkadaşım. Yazıhanenin önündesiniz. Yazan ha, önce oku yazıyı. Ha, oku. Yazıhane. Tamam. Evet. Gir burada içeri. Evet. Bismillah. Sempatik olun içeride. Neresin? Niye misiniz burada? Avukatla görüşecektim. Ne avukatı? Yazıhaneye geldim herhalde. Manavla görüşmeyeceğim yazıhanede. Arkadaşım, otobüs yazıhanesi. Ha. İçeri sempatik bir şekilde girin. Paranız yok çünkü. Ha. Ne yapıyorsun? Sempatik olmaya çalıştım ama hani biletten indirim yaparlar diye. Merhabalar. Sempatik olun. Önce girin içeri, yan yana durun, bir sırıtın adama poz verin. Fotoğraf çektirir gibi. Buyurun. Öne doğru gelin, seyirciye doğru. İçeri doğru yan yana girin. Ha, burası içeri. Evet, ha. Girin, durun, poz verin. Merhabalar. Çok sempatiksiniz. Siz neredesiniz? Önündeyim. Masanın arkasındayım. Ana, gözükmüyor yazık. Ne oldu size? Arkadaşım gözüküyor, normal o. Normal ol. Merhabalar. Merhaba, rahatsız ettik. Biz Fethiye'ye gitmek istiyoruz. Bu hareket ne? Bu elini şöyle olduğu için. Arkadaşın eli olmayınca böyle oldu. Yani şu. Ama eli çıkarın. Biraz hayal gücü. Merhabalar. Arkadaşlar biz Fethiye'ye gitmek istiyoruz. Anladım sizin tipinizden. Nereden anladın lan? Kılık, kıyafet falan. Bu tipler hep Fethiye'ye gider. Sağ ol. Otobüs var mı? Var. Alacaksın mı? Evet. Yazıhaneci şaka yaptı. Yer var mı diye soracaksın. Efendim? Yer var mı, iki kişiyiz de. İki kişi Fethiye'ye gideceğiz, yer var mı? Bir de gitarımız söylerken var. Söylerken sempatik olun, sonunda ya poz verin her konuşmanın sonunda. Yer var mı, Fethiye'ye gideceğiz. Ver pozunu. Peki. Var ama teker üstü. O olur. Çok sallar mı? Sallamaz, zıplatır. Olsun ya, hiç fark etmez. Tamam, biz ne kadar acaba?
18.000 kuruş. O zaman bize şaft üstünde verin siz. O ne kadar? Öyle bir yolculuk yok. Yolda çeviriyorlar. He. O zaman tam başka turizm şirketi danışıyor. Arkadaşım. 18.000 kuruş diyor. Bizim neyimiz var? 16.200'ünüz var. Yok demek ki. Rica et. Bizde 16.200 vardı. Evet, ne olur 20'ye yuvarlak söyle hesap adama. Yapın. Ha, 21 kuruş olsun yuvarlak yapın. Bir kafamda hesap yapmak zorunda kalmayayım. Arkadaşım ya. Bizde 16.200 kuruş bizde vardı. 16... Poz ver. Ha, bizde 16.200 kuruş var. Marmaris'e kadar götürürüm. Oradan Fethiye ne kadar? 6 saat. 6 saat. Evet. Biz buradan Bursa'ya yürüyelim. Bursa'dan Fethiye'ye direkt götürsün. Bursa'dan Fethiye. Otobüse nasıl yetişeceksin salak? Koş. Koşacağım. Ne oldu mu? Ne oldu? Çocuklar. Otobüste yolcuları eğlendirirseniz en fazla Köyceğiz'de bırakırım. O neresi lan? Köyceğiz. Küçük bir köy mü? Köyceğiz. Göce'ye gelmeden. Göcek ne onu hiç bilmiyorum ya. Biz Fethiye'den vazgeçtik ya. Arkadaşım. Ankara'ya gideceğiz. Tamam de. Tamam. Tamam eğlendiriz abi falan de. Eğlendiriz eğlendiriz. Ben. Tamam. Otobüs geldi. Pıs. Ne? Ben buna gitmem. Bu hava kaçırıyor. Kapısını açtı. Niye böyle ses çıktı? Arkadaşım havalı kapı. Vay ne havalı hareketler ya. İnşallah. Gelin, şoföre merhaba de. Yolcuların hepsine merhaba diyerek arkaya doğru ilerleyin. Ha. Merhabalar. Sevgi, kardeşlik, barış. Çalarak girin. Ne yaptın onu bilmiyorum. Hareketleri bilmiyorum. Çalarak. Sempatik girin içeride. Merhabalar dostum. Nasılsın? Ne oldu? Bu yolcuların üstünden yürüyor. Orta kurulu burası ya. Ezdim hepsini. Yolcuları... Prodüksiyon 3 sandalye getir. Sandalye. Plastikler bunlar sandalye. Merhabalar, iyi yolculuklar herkese. Herkese sevgi dolu bir yolculuk diliyoruz. Herkese barış dolu yolculuklar. Gel bir dur gel. Arka komple bizim. Arka iki koltuğa oturun. Alın koltuklarınızı. Ya koltuğunu da kendin mi getiriyorsun otobüste? Arkadaşım al şunu çabuk otur. Kendin pişir kendin bin. Önünüze bir koltuk alın. Ön koltuğa prodüksiyon güzel bir kız getirin oturtun. Ne oluyor? Arkadaşım ne oluyor? Yolculuk halini bekliyoruz. Niye değiştin kız gelince? Aşkayım ben yani. Arkadaşım sen kızı daha görmedin. Ben kızla ilgim yok ki. Ben yani kendimi camdan doğaya verdim yani. Tamam. Siz takılıyorsunuz. Otobüs yürümeye başladı. Ha pardon. Salaksın. Otobüs hareket etmek üzere. Otobüs şoförü diyor ki Mavi'ne arkadan birini yolla da anons yapsın. Mavin konuşamıyor. Dilini eşek arası ısırmış. Şoför istese yorulmasın. Geldi sana Mavin. Yandaki otobüs hayatı mı? Arkadaşın işaret ediyor görmüyor musun? Ne yapıyor? Volkan. Çocuk ol git şuna Mavin ol çabuk. Çabuk. İşaret et. De ki ben konuşamıyorum. Dilime eşek arısı soktu. Gel anons yap. Aslında hareket yani otobüse yandan girdiğin için ağzın bunu dağıldı. Ondan konuşamıyorsun. Hep camı kırıp geldin tabii. Normal kapıdan binip gelsen. Arkadaşım bir dur. Evet Volkan. Anlat derdini. Yol tuttu herhalde midesi bulanıyor çocuğun. Daha kalkmadan mide bulandı. Bu salak anlamadı. Öndeki kızlar rica et. Abla. Anladınız Melis Hanım. Ay canım. Oraya. Otobüsün önüne gidin. Şoförden alın mikrofonu anons edin. Yolculuğumuz şöyle geçecek böyle geçecek. Ablanın adını nereden biliyorsunuz? Sana ne?
Eşini dostunu çağırıp duruyor ya. Kızım bir anons yapar mısın? Yolculuk hakkında bilgi verir misiniz? Niye? Kadın yolcu. Çocuğun diline eşek arısı sokmuş. Ben ne? Yapayım. Tabii de ben hani ne diyeceğim çok şey. Ben size söylerim. Tamam. Otobüse o zaman, dönerseniz. O zaman ha, ben de yaparım. Arkadaşım, kız otobüse dönüp anons yaparken o, siz takılıyorsunuz, görmüyorsunuz. Anonsun ortasında bir ara göz ucuyla bakarsın. Bakmak o bakmak. Takılıyorsunuz beraber arkada. Sayın yolcular. Sayın yolcular. Buradan başlayıp Fethiye'ye sürecek yolculuğumuzda. Buradan başlayıp Fethiye'ye sürecek olan yolculuğumuzda. Bakma kıza, dışarı bakıyorsun önce. İki kere mola vereceğiz. İki kere mola vereceğiz. O iyi, senin için. Molaların birisi 15, birisi 30 dakika sürecek. Molaların birisi 15, birisi... Ama ben söyleyeyim. Molaların birisi 15, birisi 30 dakika sürecek. Rahat rahat yetişiriz. 15 dakikalık molada sadece çay ve tuvalet, 30 dakikalıkta yemek, tost falan da tuvalet olabilir. Yemek, tost falan olduktan sonra tuvalet mecbur zaten. Buyurun. Kız söylemeden konuşma. İçime doğdu. Anladı da. 15 dakika. Kızı güldürme. Hiç. 15 dakikalık molada sadece çay tuvalet. Dikkat sadece çay yolda. Tuvalet 30 dakikalık molada tost, ayran, öyle genel bir uzun bir şey olacak. Ne kadar labali bir turizm şirketi ya. Ben buranın tuvaletlerini falan çok merak ediyorum ha. O zincirli sifonlardan da bu. Yolda sizlere. Yolda sizlere. Üstünüzdeki düğmelere bastığınızda. Oturduğunuz yerin üstündeki düğmelere bastığınızda. Allah'tan istediğiniz... kız sizden daha zeki. Üç kere insan. Bastığınızda çay. Üç kere bastığınızda çay. Dört kere bastığınızda. Dört kere bastığınızda. Kahve. İkinci çay. Kahve. Kahve. Beş kere bastığınızda. Beş kere bastığınızda. Kek gelecek. Kek gelecek. Altı kere basınca ben geleceğim. Yolculuğumuzun keyifli geçmesi için aramızda bizi eğlendirecek kişiler varsa mikrofonumuz her zaman açıktır. Yolculuğumuzun keyifli geçmesi için bizi eğlendirecek kişiler varsa mikrofonumuz her zaman açıktır. O sırada mikrofon lafını duyan bizim hippi camdan kafasını kaldırır ve kıza doğru bakar. Miyop olduğu için pek göremez. Hala mı miyopum ben ya? Bak şuna. Kaç serüvendir miyopum? Pek seçemez. Orada uzakta uzun boylu endamlı biri vardır ama acaba nasıldır? Ne mikrofonu yerine koyup yerine doğru ilerlerken yolcu ağır çekimde bir de ne görsün? Allah'ım göz göze gelirler. Ve orada romantik bir şey çalmaya başlar. Ne kadar güzel bir gözlük ya. Arkadaşım kıza baksana. Ve müzisyen inanılmaz bir şarkı söylerken kız yavaşça yerine oturur. Bizimkisi de kıza hava atmak için şarkıya eşlik eder. Melis şarkı söylenirken arada arkasına dönüp bakar. Özer biraz daha sağına kayar. Yıldızlar vardı, sen görmüşsen de. Sanma aşkım yalandır, sen sevmesen de. Her şeyi göze aldım, gitmedim yanında kaldım. Bir hayalin peşinden sürüklenirken sen aldanırım sandım. Mühürlüdür adım adıma bundan sonra. Yeni bir satır aşkım alın yazıma. Mühürlüdür adım adıma bundan sonra. Yeni bir satır aşkım. Koyma beni
Kızla muhabbet aç. Nasıl gidiyor işte? Öyle girme. Öyle girilir mi hüdük gibi? Sevgi insanısın sen. ben merhabalar. İyi yolculuklar. Merhaba, sizi de böyle bir sevgi kardeş bir tavır gördüm. Çok sıcak yakın hissettim kendimi. Demin anons yaptığınızı duydum da 5 kere basarsak gerçekten kek gelecek mi? Arkadaş öyle dedi ama ben onun dediğini söyledim. Melis Hanım, odun gelecek, odun. Söyle ona. Baba oğul gelecekler ha? Uzatırsa lastiği patlatıp takoz yaparım kendisine. Hiç olmadım sanki. siz demin arkadaşın söylediğinden mi onu anladınız? Size bir şeyler anlatmaya çalıştı, olmayınca şey oldu. Dediniz ki ben anlayayım. Ben anlayayım. Anladım, çok güzel. Ne tarafa gidiyorsunuz? Fethiye'ye. Di en son ama herhalde. Siz de mi Fethiye'ye gidiyorsunuz? Ha. Ya öyle çıktım yola ama. Kestik. Arkadaş, bu hareketler ne? Yani... Sen sevgi insanısın, çiçek çocuğusun. Ha. Daha cıvıl cıvıl hareketli, sempatik poz vererek. Ben daha patella. Hayır, hava atma kıza. Sen neysen olsun, kendin gibi ol. Her konuşmadan sonra birlikte poz verin Müslüman arkadaşım. Buyurun. Ben? Niye? Sen yok. Poza bak sadece, sempatik bak. Ha tamam. Demek Fethiye ha? Evet. Çok mutluyuz. Biz sizin gibi bir, yani yanımızda böyle bir yolcu olduğu için çok mutlu hissediyoruz kendimizi. Melis Hanım, onları deşin. Ne yapayım? Deşin. Ne yaptık ki ya? Laf olarak deşin. Ha. Siz de mi Fethiye'ye? Evet, evet. Biz de Fethiye'ye gidiyoruz. Niçin? Yani işte paramızın yettiği kadarıyla öyle bir yolculuğa çıkalım diye düşündük. Hayırlısı nereye gidersek. Ama niçin? Yani hani nedeni var mı diye bak. Şimdi yani biz bütün etraftaki yaşıtımız olan insanlara, olmayanlara, küçüklere, büyüklere sevgi, kardeşi, dostu, barışı aşılamaya çalışıyoruz. Poz. Çok güzelmiş. Evet. Ayrıca sizi de tebrik ediyorum. Niçin? Yeni doğum yapmışsınız. Loosa bandı var. Annemden bu. Annemiz mi doğum yaptı? Tebrik ettim. Ondan kalma. Ha ondan kalma. Tabii. Bizim için de varsa loosa barış. Süpermiş. Öyle yan oturunca rahat ediyor musunuz? O biraz tuhaf oluyor ama hani... Çok tatlı bir insan. Arkadaşım, onu da sevgiye davet et. Sizi de sevgiye davet ediyoruz. Arkadaşım. Yapma. Hayır bir şey yapmadım. Bu da bir penedir. O kaş göz ne? Bu şey benim ara sıra miyopluğum aklıma geliyor. Gelmesin. Gelmesin. Birlikte bir yardı word'ü falan söyleyin, kızı ikna et. Beraber böyle bize telif yüzünden problem çıkaracak şarkılar söyleyelim mi? Neden olmaz? Ne dersiniz? Ama yani mühim olan çünkü sevgi kardeşim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ya, aman benden kesiyorlar nasıl olsa. Yani tabii siz bilirsiniz. Otobüsü kalk ayağa, bütün otobüsü galeyana getir ve söyleyin. Herkese söyle. Otobüse kapı vurup giriyor yoldayken. Ne oldu? Tak tak merhaba hop. Eyvallah sağ olun abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Evet ben herkese sevgi, kardeşlik, barış diliyorum otobüsteki. Kıza hava atıyorsun bu arada. Kız, hey ya. Öyle de. Nasıl bir hava atacağım ki? Otobüsü bak şimdi nasıl coşturacağım havası. Otobüsü nasıl devireceğim şimdi bak. Hayır. Otobüsü nasıl coşturacağım havası. Otobüsü... Ama bunu lafınla sözünle değil hareketlerinle. Pozu unutmayın. Hey. Şimdi hep beraber şarkı söyleyeceğiz. Şarkı söylemenin ağzını burnunu kırarım. Arkadaşım. Tampona bağlarım. Tafetiye kadar sürüklerim burada ha. Bana sevgili kardeşim barış deyip şarkı söylemeyen olmasın. Hadi şoför. Kız yallah, el kaldırıyor. Şoför yallah. Arkadaşım. He? Kız el kaldırıyor. Buyurun sorunuz mu var? Ben böyle eşlik etmesem sizi dinlesem çok... Cehennemin dibine kadar yolum var. Arkadaşım. Böyle mi söylenir böyle çok bir kıza? Çok gençim şu an ama yani. Gerilme. C
Cillop gibi kızı bulmuşsun. Ne kadar zarifsiniz. Kırma işledi gerçekten. O duymadı. Tamam, siz nasıl rahat hissediyorsanız. Bizim için hiç dert değil. Mersi. 2, 3, 4. Yalla şoför. Kestin. Ya bir hippie böyle bir şarkı söyler mi? Evet. Bütün otobüsün bildiği bir şey söyleyin. We are the world. We are the children. Seyirci eller. We are the ones who make a brighter day. All the show let's start giving. There's a choice we're making. We save it out of life. It's true we make a brighter day. So let's start giving. Oh, let's start giving. The world. Ah, we are the children. Start the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. So let's start giving. There's a choice we're making. We save it out of lies. It's true we make a brighter day. So let's start giving. So let's start giving. We are the world. Ah, we are the children. Ah, the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Otobüs koşsun. Ne duruyorsun lan? Arkadaşım. Ne oldu? Durdu. Köyceğiz'e geldik. Öyle mi? Hadi görüşürüz. Çok memnun oldum. Arkadaşım. Ay. Partnerinle konuş. Buradan sonra nasıl gideceğiz diye. Buradan sonra nasıl gideceğiz? Artık evlenmemiz lazım. Arkadaş. Yapma, kurban oldum. Orada indiriyor adam. Fethiye'ye nasıl gideceğiz otostopla diye sor. Ha, peki şimdi buradan Fethiye'ye nasıl gideceğiz otostopla? Vallahi bizi kimse almaz. Bunun sesi mi bu? Evet. Sonra ne oldu lan? Arkadaşım. Niye diye sor. Niye? İkimiz de erkeğiz. Bize bir kız lazım. Ya ben yine kız mı olacağım ya? Hayır. Ne olacak? Otobüsteki güzeli kandır. Ha. Ulan bir dakika. Yan cama geçtin salak. İçten konuş. Hangi işte? Konuş oradan işte. Şu an bak Musaf çarpsın, o kadar samimiyim ki. Biz Köyceğiz'e geldik, artık paramız da bitti. Arkadaşım. İşten konuşuyorum. Sevgi insanı, çiçek çocuğu ol ve pozunu unutma. Ha, bizim yanlış anlama ama paramız bitti. Şimdi biz buradan inip Fethiye'ye kadar yürüyeceğiz. Eğer sen de bize gelmek istersen sana her zaman aramızda yer var. Kabul edin mi? Kabul mu? Bırak bırak, doğru düzgün birini bulalım ya. Gel buraya. İn, in otobüsten in. Gel şuraya. İn. Oy. Kabul edelim mi? Yanlışsın, aramızda hiç kız yok. Sen yan camda olduğun için kız dönünce ağzı cama geldi, ondan oldu. Ağzı cama geldi, kabul dedi. Gel şuraya. Meysa Hanım, bir daha alalım. Çok siz farklı. De sorgulayın yani. Deyin ki yani nasıl yürüyeceğiz edeceğiz çarçuk falan. Buyurun. Yani oradan oraya kadar nasıl yürüyeceğiz ama çok yol. Beni mi sorguluyorsun ya? Yok yani sorgulamak adına. Arkadaşım değil, otostop soruyor. Yapacağız falan desene. Ha, otostop yapacağız, tamam mı? Öne seni iteceğiz, araba duracak, biz seni sonra atacağız, biz binip gideceğiz. Sen oradan devam edersin nereye? Aferin beyinsiz. Bravo, tebrik ederim. Çok iyi gidiyorsun. Sağ ol. Arkadaşım. Ne? Otostop yapacağız ya. Otostop yapacağız. Otostop beraber yapacağız. Üçümüz bir kamyona bineceğiz, gideceğiz. Otostop yapacağız. Üçümüz beraber bir kamyona bineceğiz. Arkası saman dolu. Şu mikrofonu çenenden çıkar. Ya ne bileyim ben. Böyle otostop yapacağız. Beraber bir kamyon bulacağız. Damperli. Güzel, böyle arkası geniş. Böyle rahat. Dediğim gibi samanlar güzel var. Güzel arkadaşım, aktif ol. Dur şunun aktif oluşunu seyredelim. Nasıl gideriz Fethiye'ye? Arkadaşım sen anlat. Ha. Ondan sonra sen bizle gelirsen, hani yanımızda bayan olduğu için, çünkü sen elin yüzün düzgün yani, bizi almazlar. Sen de olursan bizi, açık konuşuyorum, bizi daha rahat otostop. Tek neden bu yani.
Ha estağfurullah, yani tatlı bir insana benziyor. Bizle beraber gelmeyi istersen bizim için ya onurdur yani. Sevgi. Ayrıca sana karşı bir şeyler hissediyorum konusunu da aç. Ayrıca sana karşı bir şeyler de hissediyorum mesela. Ona da hissediyorum ama seninki farklı yani. Çünkü sen abi. Tercih ederim ama. Hadi pozları bayağı unutma. Yani ben çok isterim bize gelmeni. Çünkü ben çok kanımsın sana. Tamam yani, neden olmasın? O zaman istersen akşama kadar konuşmayalım. Hadi gel. Otostopu kaçıracağız çünkü saati var otostopu. Öyle mi? Tabii. 5.30 otostopu. İnin otobüsten. Önce yani, siz otobüs, bayanı. Otostop dedim, nerede ineceğim? Sen camdan gitme. Şuradan. Koridora geç, burada. Oradan yürü. Ya burada koridor nerede? İkimizin arasında duruyor şöyle koltuk. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Ha, sağ ol bakalım. Tatlı bir insan. Otobüsçüye durumu izah edin. Otobüsçüye. Evet. Ayda kaç otobüs yapıyorsunuz abi? Arkadaşım. Biliyorsun. Birlikte sana gelin, otobüsçüye durumu izah edin. Hepsi 12 vites mi? Arkadaşım. Ben de geldim. Geldim ben. Heh. Birlikte gelin, otobüsçüye izah edin. Bu kız niye iniyor şimdi ya? Sana ne lan? Sana bir soru soruyor. Arkadaşım. Bana böyle acayip sorular soruyorlar zamansız zaman. Ben geliyorum yani. Bunu babası Fethiye'ye kadar emanet etti bana. Aa, babam öyle bir şey dedi. Tanışıyor mu babanla? Şeyden, eski askerlik arkadaşıymış. Eyvallah, görüşürüz. Ha, gel buraya. Ya gene başımıza bela aldık ya. Almazsın. Adama mantıklı bir sebep söyle, al kızı. Ha. Ya bize gelsene. Tatlı bir şey ya. Otostop çekerken yardımcı olur bize. Ha. Adam da buna izin verir. He? Verir mi buna izin? Verir. Vermez. Ha, vermedi. Daha şey, mantıklı bir şey bul. Şimdi hanımefendi bizle, isminiz neydi? Melis. Şimdi Melis abla bizle gelsin. Abla dedim bir kere zaten. 6-0 mağlup başladım. Pardon. Melis Hanım bizle gelsin. Yoksa senin ağzını burnunu kırarım. Arkadaşım makul bir şey söyle adama. Tamam, sadece ağzını kırarım. Arkadaşım. Düzgün bir şey söyle. Kırarım ama sonra düzeltirim. Arkadaşım. Ne diyeyim ben buna yani? De ki bir şey söyle. Ben poğaça alacağım. Tereyağlı mı sade yağlı mı anlamam. Kız bir baksın de. Tereyağlı mı, sade yağlı mı? Şu aşağıdan poğaça alacağım, söyle. Ha, şu aşağıdan poğaça alacağım. Aşağıdan değil, aşağı indir. Biraz kalkarsan, sıcak kalsın diye oraya koymuş. Ezilmiş ya. Arkadaşım. Ezilmiş hep ya. Peynirleri yandan çıkmış hep ya. Arkadaşım, aşağı inip karşıdaki pastaneden alacaksın. Söyle. Karşıda pastane varsa iyi ki durmuşuz, otobüs giriyormuş çünkü. Otobüsün karşısında pastanenin ne işi var? Kapının karşısında. Kapının karşısı, anladım. Ön kapı mı, arka kapı mı? Sormuyorum, gidiyorum. Şurada karşıda pastane var ya, kapının karşısında. Ha. Ha, ö mü? Ya hangi turizm bu? Ne, zor turizm miydi? Süper, isim tam oturmuş size gerçekten. Bence özellikle de size oturmuş zaten. Evet, şirketle ilgisi yok, size oturmuş ya. Şimdi inip kapının karşısındaki pastaneden poğaça alacağım ben. Ha. Abla da gelsin benimle isterse, o da seçsin kendine göre. Arkadaşım, söylesene, tereyağlı mı? Tereyağlı mı, normal yağlı mı, yağsız mı? Diyabetik olabilir. Onu ben anlamam, bir hanım gelsin de seçsin. Ha ya, ben anlamıyorum çünkü bunların diyabet için olanları var, normalleri var falan. Abla gelsin, abla dedim ya. Abla dediğime bakma. O bize gelsin, ben anlamıyorum çünkü. Pozunu ver. Şimdi peynirli poğaçanın eğer ara iyice çok açılmışsa, peynir içinden gözüküyorsa tereyağsızdır o. Peynir gözükmüyorsa tereyağlıdır. Şimdi kızı yorma oraya. Ne kadar tereyağıyla çalışan bir beyniniz var. Bunları böyle ezbere bilmeniz. Ben sizi yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Deminden beri kalçanıza bakıp konuşuyorum şoför abi. Ben niye adamın kalçasına bakıyorum ki bir saattir? Bir bahane uydur adama. Çok beğendim, ondan bakıyorum. Arkadaşım, poğaça ile ilgili bir bahane buldum. Ha. Vallahi işte ben bilmiyorum. Şimdi yanlış bir şey almayalım. Hanımefendi gelir bize yardımcı, çok sevinirim. O yüzden geliyor bize. Kızım, sen ne diyorsun bu duruma? Öyle mi bakayım ben? Eğilip konuştum. Tabii, kalçasında gözü var. Yani hani sizin için sakıncası yoksa ben bir bakayım, poğaçalara gelirim sonra. Sen anlıyor musun tereyağlıdan, normal yağlıdan? Yani herhalde anlarım, anlıyorum. Anlıyorum. Ya bayan. Ha, iyi peki, siz bilirsiniz. Bekliyorum ha. Ha, çok beklersin. Hı. Gel. Buyurun abla. Devam edin siz, ileride bir yetişiriz biz size. Bak, dışarıdan bakınca uzun gözüküyorsun ha. Niye? Arkadaşım,
Şimdi öbür caddeye çıkın, oradan otostopa geçin. Ne yapıyorsun? Caddenin ortasında sandalyeleri kaldırıyorum, kaza olmasın. Onları 3 sıra yap yan yana. Kamyon koltuğu yap. Evet, çabuk ol. Uyuşuk uyuşuk durma. Tamam. Evet, otostopa başlayın. Hey hey hey. Öyle olur mu? Bilmiyorum, ben hangisi kızı denk... öne itmeniz lazım. Ne yapıyorsun? Ezildi mi? Arkadaşım. Evet. Kızı öne it. Kız orada otostop çekerken siz öyle bir saklanın ki arkasına görünmeyin. Aa, gel gel. Çok eğleneceğiz. Gel sakla. Evet. Arkadaşım, görüküyorsunuz. Görüküyorsak dert yok. Onu kimse anlamaz çünkü. Görünüyorsak dert var. Evet. Tam o sırada bir kamyon gelirken güzel hanımefendiyi görür. Bu niye fırtıyor ya? Bursun nerede? Fıttiri fıttiri yapıyor. Sana ne? Pardon. Hani... Kamyoncu aniden frene basar, yapar, durur ve o sırada bizimkiler öne atlarlar. Hoppa, ne yaptın? Nasıl şaşırttık ama ha? Aslanım benim, hadi görüşürüz, ve sağ ol. Kamyon, ne yapıyorsun? Eyvallah. Arkadaşım. Kamyoncu sadece sizi alır mı? Alır. Almaz. Durdu artık. Almaz, önce kızı bindirin. Ama adamı yanına kızı oturtmamak için önce sen bin. Hocam merhabalar. Merhaba. Ne tarafa gidiyorsunuz? Siz nereden çıktınız lan? Anlatayım mı en baştan? Hayır, ben hanımefendiyi gördüm. Evet. Onu alayım dedim. Tamam, biz hani beraberiz. Yeni doğum yapmış falan zannettim o açıdan yani. Kardeşim kendisi, ne var? Ha, iyi peki, binin. Ha, sağ ol. Nereye gidiyorsunuz? Biz Fethiye'ye. Ha, ben de Lütfiye'ye. Nasıl? Sen devam et, devam et. Arkadaşım. Devam et. Arkadaşım, başka bir kamyoncu geliyor. Evet, sağ ol. Seyirci, kamyon yap. Kamyon yap. 3, 2, 1 buyurun. Fren, fren. Atlasanıza. Trendi o, sonuncu. Ne oldu? Ya, kamyon mu, tren mi? Nasıl bir yol burası? Trendi, fren, fren. Ha, fren be. Ben ne diyorum, kamyon bekliyor, tren geldi, ne saçma bir... Kızın arkasına çok saklanırsan... Kalçayı içeri çek. Doğuştan o. Al şunu içeri. İçer mi? İçerisi hali bu. Müzisyen arkadaşım, senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Evet, tren oldu. Atın kendinizi ortaya. Hop! Tata, ne haber? Ulan şimdi bunlar nereden çıktı ya? Merhaba müdür, nasılsınız? Atlayın hadi, atlayın. Nereye? Kamyona, nereye? Ha, eyvallah, sağ ol ya. Biz Fethiye'ye gidiyoruz. Fark etmez. Sevgi seninle olsun kardeşim benim, sağ ol ya. Poz ver adama. Atlayın. Orada mı koltuklar? Ha, burada. Tamam, oturun. Sen nereden bindin ya? Kardeş, senin saçlar uzun ya, yüzüme değiyor, yolda kaza yapmayalım. Abla otursun yanıma istersen. Ya Allah Allah, biraz anlayış yüksek. Senin de göğsündekiler benim suratıma değiyor. Tam o sırada Fethiye yazar. Oku. Fethiye yazdı. Arkadaşım, gör adama de ki aha da geldik de. Ben sevgi, barış, evet, güzellik insanı aha da geldik diyorum. Kaç saattir berabersek... Gidiyorsunuz. Ha. Aha da geldik. Daha tabelaya geldik. Yok yok, burası küçük bir kasaba. Ahat kasabası. Aha da geldik. Onu diyorum ben. Fethiye sonra. Arkadaşım. Gör tabelayı, dört kızı kıza göster. Aha, geldik valla. Fethiye Köyceğiz. Arkadaşım, Köyceğiz'i geçtin. Fethiye'ye geldin. Artık nasıl büyümüş de kasaba birbirine yakınlaşmış bunlar. Oku. Fethiye rakım nüfus. Fethiye rakım. Güzel bir gece olacak. Nüfus. Bayağı 22.300. Daha fazladır. 22.301. Biri doğdu. Ay. Sessizlik oldu kız herhalde.
Saçma bir laftır o da. Biz burada da bir yerde inebiliriz. Otogara yakın bir yerden geçersen süper olur abi. Tamam. Ben sizi şöyle Çalış plajının orada bir yerde indireyim. Nerede? Çalış'ta. Tamam olur. Tamam. Buyurun. Ön fren. Frene basacaksın. Niye bari gazı köklüyorsun? Ön seyirci uyuma. Fren. Yapış cama. Arkadaşım cama yapışsana. Sert fren oldu. Ben el freni tutuyorum. Tutma. Niye? İşte. Ön fren. Haber versen ben hazırlıklı olurdum. İyi misin? İyi miyim? Oldu ta. Buna hiçbir şey olmuyor zaten ya. Kendinden airbag'li mi bu? Sen önce in aşağı. Kız kamyonda yukarıda. Ben önce ineyim üstüne basayım. Arkadaşım kızı kucağına alıp indirmen lazım. Yukarıdan düşer. Abla bekar mısın? Hadi görüşürüz. Kesin çok bekar. Sağ ol. Eyvallah. Gel tatlım. Onu değil. Ha pardon. Önce onu indir aşağı. Sen nasıl ayağa kalktın bu kamyonun içinde? Pardon. Buradan böyle. Bence... Abla. Ha öyle. Abla hop. Şurada kavun mavun var. Canınız çektiyse alın. Ya gel sen gel. Kavun. Gel abi. Ben cevap vermeyeyim. Sen devam etsin. Ağzını bunu kıracağım ben. Devam etsin. Hadi devam et. Sağ ol. İnsan bir teşekkür eder. Teşekkürler. Sevgi, poz, kardeşlik. Ne yapmanız lazım? Artık gitmemiz lazım yani. Plaja gelin ve iş arayın. Kızı Fethiye'ye kadar getirdiniz. Şimdi ayrılık zamanı. He. Evet. Yollarımız burada ayrılıyor. Ben yani işte... Hayır, kız söylesin. He, kız söylesin. Bana bak, söyle çabuk. Arkadaşım bir sus. Ha ben kız peki, söylesin anladım. Peki, Ölüdeniz'e gidelim mi? Biz iş bulacağız, çalışacağız, beraber takılırız. Sen söyle kız. Yani kız peki... değil. Ha. Sen söyleyeceksin. Neyi? Ölüdeniz'e gidelim mi de kıza? Çalışacağız, iş bulacağız, ya beraber biz, takılırız. Ölüdeniz'e gidelim de. Çünkü paramız yok. Çalışacağız, iş bulacağız falan. Gönül isterdik daha uzun vakit geçirelim. Beraber ama. Takılalım mı de? Beraber takılalım mı? Yani benim artık buradan hani yolumuzu ayırmamız lazım. Takılmak da bana böyle pek hoş gelmedi. Bah süper. Aslında burada da zaten süper kızlar vardı. Sen hadi görüşürüz. Arkadaşım. Üzüldün sen. Ağlama. O kadar ona aşık olduğunu ve bu duruma üzüldüğünü belli et ki. Şu anlıyor musun ne kadar üzüldüğümü belli edebiliyor muyum yani? Yıkıl. Dön ve de ki hayatımın en güzel yolculuğunu yaptım falan bir hayatımın konuşma yap. En güzel yolculuğunu yaptım. Yani seni tanıdığıma o kadar mutluyum ki şu an. Keşke daha düzgün bir durumda olsaydım da seni daha uzun vakit geçirebilseydik yani. Pozlar. Yani anlıyorum ama hani buradan sonrası sonuçta siz hani sevgi, barış falan ne kadar uyum sağlayabilir misiniz? Geçer bir iki sene ya onlar. Şimdi moda diye yapıyoruz yani. Anladım da yani işte hani para yok, pul yok nereye kadar? Olur olur. Olur hiç dert değil onlar. Birkaç sene sonra bir şirket kurarız falan geçer unuturuz hepsini. Genelde hep öyle oluyor yani. Ama çok memnun oldum seni tanıdığıma. Öyle değil. Çok memnun oldum. Öyle değil. Yıkıldın. Kız da sana karşı bir şey hissediyor. Ağır çekimde müzik yükseliyor. İkinizin eli birbirine doğru yaklaşıyor ağır çekimde. Eller birleşiyor. Gözler birleşiyor. Öyle değil. Uzaktan uzağa. Ha uzaktan. Kız seyirciye doğru dönüp üç adım atıp yürüyor. Bıraksana elini manyak. Ha ben çok vurdum. Arkasını dönüyor omuzdan bakıyor çocuğa. Çocuk ona doğru sürünerek geliyor. Ve tekrar elini uzatıyor. Kız olmaz işareti yapıyor. Çocuk seyircinin önüne geliyor. Kızı alkışlatıyor. Ben ne ara bu hale geldim? Alkışlat kızı. Melis Birkan. Kız gidince partnerine doğru gidiyor ve
Biz bu işleri bırakalım. Ben çok fena aşık oldum konuşması yapıp. Buyurun. Biz bu işleri bırakalım. Ben çok fena aşık oldum. Sen de zaten çok komik gözüküyorsun. Yani bu dönem kaç sene sürer bilmiyorum. Yani buna gönlüm el vermez. Ben gidiyorum ya. Kızın peşinden gideceğim yani. O zaman seyirciye selam ver.